Merhaba arkadaşlar. Bugün ekosistem ekolojisini anlatmaya başlıyorum size. Hem YGS'de hem LYS'de ekoloji soruları mutlaka olur. Uzun paragraf sorularıdır ya da grafik sorularıdır ve seçici oluyor arkadaşlar. Aslında kolay bir konudur. Fakat e, sınavda seçici sorularla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden dikkatle dinleyip e, bol bol soru çözmenizi de tavsiye ediyorum. Ekosistemde arkadaşlar belli başlı terimler var. Önce o terimleri öğrenmekle başlayalım işe. Birinci terimimiz habitat. Bir türe ait bireylerin yaşamını en iyi şekilde sürdürebildiği doğal yaşam alanına biz habitat diyoruz. Kısacası onun adresi, yaşadığı bölge. Mesela hamsi için Karadeniz onun habitatıdır. Doğal olarak yaşadığı bölgedir. Habitat bir okyanus kadar büyük olabileceği gibi bir ağaç kütüğü kadar ya da bir böceğin bağırsağı kadar küçük olabilir. Mesela parazit bir canlı böceğin bağırsağında yaşayabiliyorken köpek balığı gibi bir canlı okyanusta yaşayabiliyor. Habitatı bu bölgeler olabilir. Habitat her zaman sabit bir bölge değildir. Değişebilir. Hayvanlar zaman içinde habitatlarını değiştirebiliyorlar. İkinci terimimiz ekolojik niş. Aslında kısaca yaptığı iş diyebiliriz. Bir bireyin bulunduğu ortamda kurduğu tüm ilişkileri, işlevleri ifade eden bir terim bu. Mesela bir canlının beslenmesi, üremesi, davranışı, yaşayış şekli, diğer canlılarla ilişkisi, yapması gereken tüm faaliyetleri onun ekolojik nişini ifade ediyor. Mesela bir bitkinin karbondioksit kullanarak besin üretmesi onun ekolojik nişi olarak düşünülebilir. O zaman kısaca ne diyoruz arkadaşlar. Habitat, bir canlının adresi, ekolojik nişte yaptığı iş olarak kısaca ifade edilebilir. Şimdi ekolojideki kavramları küçükten büyüğe doğru sıralarsak en küçüğü arkadaşlar organizma. Aynı türden canlılar bir araya geldiklerinde popülasyonu meydana getiriyorlar. Birçok popülasyon bir araya geldiğinde bu canlıları içine alan bir grup o zaman da komünite adını alıyor. Komünite etrafındaki cansız çevreyle birlikte ekosistemi meydana getiriyor ve birçok ekosistem bir araya geldiğinde dünya üzerinde canlıların yaşayabildiği katmana biyosfer diyoruz. Yani küçükten büyüğe sıraladığımızda bu şekilde devam ediyor. Bunları aslında iç içe birbirini kapsayan kümeler halinde gösterebiliriz. Demek ki en küçük birim popülasyon. Mesela burada hamsilerden meydana gelen bir popülasyon bir de aynı yerde yaşayan alplerden meydana gelen bir popülasyon olsun. Popülasyon olabilmesi için mutlaka aynı türden canlı olması gerekiyor. Bu popülasyonlar bir araya geldiğinde birçok popülasyon dikkat edin sadece canlılardan oluşan komüniteyi oluşturuyor popülasyonları kapsıyor bu durum. Komünite etrafında cansız çevre ile birlikte ekosistem dediğimiz ekolojik birimi meydana getiriyor. Kümeler halinde gösterirsek de bu şekilde gösterebiliriz. Peki popülasyon nedir? E, tam anlamıyla bir tanımlayalım. Popülasyonu anlayabilmek için tür tanımını çok iyi bilmek gerekir arkadaşlar. Bir canlının tür olarak kabul edilebilmesi için 3 temel kural var. Bu 3 temel kurala uymazsa biz o canlıya tür diyemiyoruz. Yapı ve işlevsel özellikleri yönünden birbirine benzeyen canlılar olacak. Aynı çevresel koşullara benzer tepki gösterecek ve doğal koşullarda birbirleriyle çiftleşip verimli yavru oluşturabilecek. İşte bu üç kuralı da taşıyorsa biz o canlılara tür diyoruz. Mesela at bir türdür, eşek de ayrı bir türdür. Fakat atla eşeğin çiftleşmesiyle meydana gelen katır verimli olmadığı için katıra tür diye, diyemiyoruz. Bu ayrımı da unutmayalım. Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa da ne diyoruz arkadaşlar? Popülasyon diyoruz. Mesela göl başında yaşayan sazan balıkları dersem bir popülasyonu ifade etmiş olurum. Fakat göl başında yaşayan balıklar dersem o bir popülasyon ifade etmez. Demek ki Tür belirtmek gerekiyor popülasyon olması için. Beynam ormanlarının kızıl çamları, bakın yaşadığı bölgeyi de belirtiyorum, türü de belirtiyorum. İşte popülasyon olması için gereken şart bu. Sorularda da karşınıza çıkacak. Ormanda yaşayan ağaçlar deseydim, o zaman popülasyon ifade etmiş olmazdım. Mutlaka tür belirtmek gerekiyor. Canlının doğal olarak yaşadığı alanda kesinti ortaya çıkaran bazı unsurlar, unsurlar olabiliyor. Mesela göl, bataklık, dağ gibi. İşte bunlar engel niteliğinde oldukları için birey grupları arasında bir sınır oluşturup ayrı popülasyon yaratabiliyor. Popülasyonların birbirleri arasındaki farklarda da böylelikle ortaya çıkmış oluyor. Biraz önce kısaca bahsetmiştim. Burada biraz daha açacağız. Komünite dediğimiz terim ne demekti? Ee, birkaç popülasyonu içine alan, sadece canlılardan oluşan topluluk. Fakat bunda da yine belli bir bölgede karşılıklı ilişkiler içinde yaşayan tüm popülasyonların oluşturduğu topluluk diye tanımlamak daha doğru olur. Bir gölün, ormanın veya çayırın içinde yaşayan tüm canlı türleri Komünite olarak değerlendirilebilir. Mesela ormanı ele alırsak, bu ormanda yaşayan ağaçlar, çalılıklar, otlar, böcekler, bakteriler, hayvanlar, bunların hepsi e, komüniteyi oluşturur. Fakat etrafındaki taş, toprak gibi cansız etmenler işin içine girdiğinde, o zaman ekosistem deriz biz ona, orman ekosistemi gibi. Arasındaki farkı da iyi anlayın isterim. Komüniteler kendilerine özgü yapı ve fonksiyon ilişkileri olan yaşam birimleridir. Ve komüniteyi oluşturan canlıların yaşamını devam ettirmek için ihtiyaç duyduğu coğrafik alana da biyotop diyoruz. Demek ki onların ihtiyaç duyduğu coğrafik alanlar biyotop adını alıyor. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, Ekosistemi de tanımlarsak, önce ekosistemi tanımlayalım. Belli bir bölgede birbirleriyle etkileşim halinde olan canlılar ile cansız çevre. Bakın hem canlılar hem cansız çevre bu ikisi birlikte ekosistemi meydana getiriyor. Yani ormanın içindeki ağaçlar, hayvanlar, bitkiler, bakteriler, mantarlar gibi bütün canlılar çevrelerindeki taş toprak gibi su gibi cansız etmenlerle birlikte ekosistemi meydana getiriyor. Mesela Karadeniz bölgesi, Sapanca Gölü gibi geniş alanlar şeklinde ifade edebildiğimiz gibi bir akvaryum kadar ufak da olabilir ekosistemden bahsederken. Şimdi ekosistemlerle ilgili bir geçiş bölgesi var ondan bahsetmek istiyorum size. Göl ekosistemi ile Orman ekosisteminin kesiştiği şöyle bir alan var bakın. Bu alanda hem göl ekosistemine ait canlılar hem de orman ekosistemine ait canlılar yaşayabilir. İşte bu kesişim bölgesine ekoton diyoruz arkadaşlar. Ekoton neymiş? Komüniteler arasında ekoton olarak tanımlanan geçiş bölgeleri. Bu bölgede hem göl hem orman ekosistemine ait canlılar yaşadığı için canlı çeşitliliği nedir? Fazladır. Çeşitlilik fazla. Dolayısıyla buradaki rekabet de fazla olacaktır. Ekosistemler de diğer biyolojik sistemler gibi açık sistemlerdir ve kendi dışından bir enerjiye mutlaka ihtiyacı vardır. Ekosistemlerdeki enerjilerin kaynağı nedir arkadaşlar? Güneştir ve güneşi fotosentez yapan canlılar kimyasal bağ enerjisine dönüştürüyorlar. Tüketici olan canlılarsa kimyasal bağ enerjisine ATP enerjisine dönüştürüyorlar. Ekosistemlerin işleyişi enerji akışı, besin zinciri ve madde döngüleriyle sürdürülebiliyor. Ekosistem dengede olduğu sürece canlılar varlıklarını devam ettirebiliyor. Şimdi bir başka terime geçelim. Biyosfer. Biraz önce kısaca bahsetmiştim. Yeryüzünde yani dünya üzerinde canlıların yaşadığı alanların tümüne biosfer ya da ekosfer diyoruz. E, dünya üzerinde katmanlar var biliyorsunuz. Litosfer, atmosfer gibi. Biyo canlı demek. Oradan aklınızda kalsın. Canlıların yaşadığı tabakaya da biosfer diyoruz. Bu tabakalaşma... Atmosferin birkaç kilometre yüksekliğinden zeminin en az 3000 metre derinliğine kadar olan kısmını kapsayabiliyor. Biyosferdeki tüm canlılar ilişkilerine, çeşitli ilişkilerle birbirlerine bağlılar mutlaka. Peki ekosistemdeki canlıları hangi faktörler etkiliyor? Şimdi bunlara bakalım. Ekosistemdeki canlıları etkileyen cansız ve... Canlı etmenler var. Biyo canlı demek, abio cansız. E, canlı etmenler neler? Üreticiler, yani kendi besinlerini üretebilen ototrof canlılar. Tüketiciler, yani heterotrof canlılar. Ayrıştırıcılar, yani saprofitler. Bu üç grup biyotik faktörler içine giriyor. Cansız etmenlere de biz abiyotik faktörler diyoruz. Nedir onlar? Tek tek bunları işleyeceğiz ilerleyen derslerimizde ışık, sıcaklık, iklim, toprak, mineraller, su ve pH. Bunların hepsi canlıları etkileyen çeşitli faktörler. Şimdi biz canlı etmenlerden başlayalım. Yani biyotik faktörlerden başlayalım. Ne demiştik biyotik faktörlere? Üretici, tüketici ve ayrıştırıcılar demiştik. Şimdi sırasıyla bunları öğrenmeye çalışalım. Üreticiler ototrof olarak isimlendiriliyor biliyorsunuz arkadaşlar. Ve ototrof canlıları ışık enerjisi kullanmasına ya da kimyasal enerji kullanmasına göre e, isimlendirilebiliyordu. Foto ototrof diyoruz ışık enerjisi kullananlara. Kim onlar? Bitkiler, algler, bakteriler, öglena gibi protista alemindeki canlılar. Bakterilerin tabi hepsi değil bazıları. Öglena da biliyorsunuz ışık varlığında besinini üretir. Işık yokken tüketici olarak beslenebiliyor. Bitkilerin ve alplerin yaptıkları fotosentez yine Öglena'nın yaptığı fotosentez karbondioksit ve su kullanıp besin ve oksijen açığa çıkarmak şeklinde. Bakteriler bir farklı yapıyor bu işi. Su yerine H2S ya da H2 gibi hidrojen kaynakları kullanabiliyorlar. Eğer besin üretiminde kimyasal enerji kullanırlarsa üretici canlılar bunlara da kemoototrof diyoruz. Dikkat edin kemoototrof olan canlılar sadece bakterilerdir. Başka hiçbir canlı grubu kemosentezi gerçekleştiremiyor. Bunlarda ne yapıyorlar? İnorganik maddeleri oksitliyorlar. Açığa çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak yine organik madde, pardon inorganik maddelerden Organik madde sentez diyorlar yani karbondioksit ve sudan Besin Elde ediyorlar Evet arkadaşlar Karasal Ekosistemlerde temel üreticiler kimler Yeşil bitkiler Fakat sucul ekosistemlerde Siyanobakteriler Ve Alpler e, Asıl Üreticiler olarak Karşımıza çıkıyor Siyanobakteriler Bitkiler gibi fotosentez yapıyor yani e, hidrojen kaynağı olarak su kullanıyor. Mor ve kükürt bakterileri ise biraz önce söylediğim gibi H2S ya da H2 kullanıyorlar. Üreticiler olmazsa arkadaşlar ekosistemdeki canlılar varlıklarını uzun süre sürdüremezler ve zamanla ortadan kalkarlar. Demek ki karasal ekosistemlerde yeşil bitkiler, sucul ekosistemlerde de alpler ve siyanobakteriler çok önemli unsurlar onlar olmazsa canlılar olmaz diyebileceğimiz kadar önemliler. Biraz önce söylediğim gibi kemoototrof yapanlar ışık yerine ne kullanıyorlar? Kimyasal enerji kullanıyorlar. Gelelim tüketici canlılara yani heterotrof olan canlılara. Tüketiciler arkadaşlar besinlerini dışarıdan hazır olarak alıyorlar. Bakterilerin bazıları bitkiler, alpler fotosentez yapabiliyor demiştik. Onun dışında kalan çoğunlukla hayvan türleri ve mantarlar bakterilerin ve protistlerin çoğu tüketici olarak besleniyor. Yani heterotrof olarak besleniyorlar. Bunların da beslenme çeşidine göre 3 türü var. Eğer otla besleniyorlarsa... Bunlara herbivor diyoruz. Etle besleniyorlarsa karnivor diyoruz. Hem et hem otla besleniyorlarsa bunlara da omnivor diyoruz. Herbivorlar diğer adıyla otoburlar mesela at gibi geyik gibi canlılar sadece otla besleniyorlar. Bunların geviş getirenleri biliyorsunuz bağırsaklarında selüloz sindirici bir hücreli canlıları da içeriyorlar. Karnivorlar herbivorları veya diğer tüketicileri yiyerek beslendikleri için biz onlara etoburlar diyoruz. Akrep, aslan, akbaba gibi canlılar da karnivorlara örnek. Omnivorların her ikisiyle de beslenebildiğini söyledik. Yani üretici ve tüketicilerin her ikisiyle de beslenebiliyorlar. Karışık beslenme diyoruz biz buna. İnsan, domuz, ayı buna örnek olarak yine verilebilir. Şimdi ayrıştırıcılara gelirsek e, bu canlıların 3 tane ismi var arkadaşlar. Sorularda 3 ile de karşılaşabilirsiniz. O yüzden şöyle bir söyleyelim. Ayrıştırıcı, saprofit ya da çürükçül. Bu üçünü de duyduğunuzda şu beslenme biçimi aklınıza gelsin. Farz edelim bu bir bakteri olsun. Saprofit bakteri sindirim enzimlerini dışarıya gönderiyor. Dışarıda Ölü bitki ve hayvan artıkları var. İşte bu ölü bitki hayvan artıklarındaki organik maddeleri sindirim enzimleriyle ne yapıyorlar arkadaşlar? Monomerlerine çeviriyorlar. Mesela protein örneğini verirsem proteinleri amino asitlere hücre dışında parçalıyorlar. Yani saprofit canlılar nasıl sindirim yaparlar? Hücre dışı sindirim yaparlar. Bu oluşturdukları monomer maddeleri emerek içeriye alırlar. Sıvı halde işte bu tür beslenmeye biz saprofit beslenme diyoruz. Peki bu amino asitleri aldıktan sonra oksijenli solunumda kullanınca ne açığa çıkarıyorlar? Karbondioksit, su ve amonyak. Ne yapmış oldular bakın? Ölü bitki ve hayvan artıklarında bulunan organik molekülleri tekrar inorganik hale çevirdiler. Canlıların Kullanabilecekleri hale çevirdiler. Amonyu nitrit ve nitrat bakterileri kullanarak bitkilerin tekrar kullanabileceği hale dönüştürebiliyorlar. Yine karbondioksit havaya verdikleri için madde döngüsünde saprofitlerin önemli bir yeri var. Bu tür beslenen canlılar sadece bakteriler midir? Değildir. Bakteriler yapabildiği gibi saprofit beslenmeyi. Bazı mantar türleri de yapabiliyor. Sorularda şununla karşılaşırsınız. Bütün saprofit canlılar prokaryot mudur? sorusuyla mutlaka karşılaşırsınız. Hepsi prokaryot olmak zorunda değil bakın. Çünkü mantar ökaryot hücreye sahip bir canlı. Evet arkadaşlar. Yine saprofitlerin bulunmadığı bir ekosistem uzun süre devam edemez. Ve saprofit canlılar olmasaydı dünya bir çöplük halini alırdı. Bu da e, saprofitlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor bize. Hem madde döngülerine katkıları var hem de e, çöp olarak nitelendirebileceğimiz ölü bitki ve hayvan artıklarını parçalayarak dünyanın bir çöp yığını haline gelmesini engelliyorlar. Bir sonraki dersimizde canlılardaki beslenme şekillerini, Bunların nasıl beslendiğini işlemeye çalışacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.